Webly internet üzerinde yararlanabileceğiniz, kullanımı en kolay ücretsiz web tasarım sistemidir. Webly'yi ben de SEO ve içerik pazarlama çalışmalarım için kullanıyorum. Çünkü gelişmiş on-page SEO özellikleri, arama motorlarında üst sıralarda listelenme avantajı gibi pek çok fayda sağlıyor. Bu videoda size nasıl kurulum yapılacağını, arayüz tasarımının nasıl ayarlanacağını ve sitenizin daha çok kişi tarafından ziyaret edilebilmesi için uygulamanız gereken önemli diğer ayarları da anlatacağım. Videoyu eğer sonuna kadar izlemezseniz işinize çok yarayacak pek çok detayı kaçırabilirsiniz. Fakat öncesinde konuya daha vakıf olabilmeniz için bu sistemden biraz daha bahsetmek istiyorum. Webly'de sürükle bırak teknolojisi kullanılmaktadır. Yani hiç kod bilgisine sahip olmasanız bile sitenin şablonunu yani arayüz tasarımını, temasını tek tıkla değiştirebilir. İstediğiniz renkleri, arka planı ya da logoyu veya işte resimleri kullanabilirsiniz. Öncelikle kurmak istediğiniz siteyi ne amaçla kullanacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Sonrasında ise Webly ile kolayca yapılandırabilirsiniz. Webly'yi kısaca tanıdık. Şimdi uygulama için ekran görüntüsüne geçiyoruz. Sesi açın ya da kulaklıklarınızı takıp ekrana odaklanın. Hazırsanız başlıyoruz. Hemen Webly platformu açalım ve nasıl kullanıldığını size anlatayım. Dilerseniz video açıklamasına eklediğim linke tıklayarak da gidebilirsiniz. İsterseniz Google'a yazarak da gidebilirsiniz. Hemen burada zaten webly.com olarak görünüyor. Webly.com'a tıkladığımızda karşımıza böyle bir sayfa açılıyor. Giriş yapın ya da kayıt olun diyor. Eğer bir Gmail hesabınız varsa ki zaten çoğumuzun Gmail hesabı var, Google hesabı var. Bu Google hesabıyla giriş yapın kısmına gelip buradan Google'la giriş yapın derseniz ya da Facebook'la giriş yapın derseniz hiç uğraşmadan hemen giriş yapıyorsunuz. Ben giriş yapmıştım. Hemen şuradan devam ediyorum. Webly yazıyorum. Evet, direkt beni onboarding'e atıyor. Yani ne tür bir web sitesi oluşturmak istiyorsunuz kısmına beni atıyor. Ben ne diyorum arkadaşlar? Çevrim içi bir mağazası olan bir web sitesi oluşturmak istiyorum. Sadece bir web sitesine ihtiyacım var. Şimdi ben bu blog size içerik pazarlama çalışması için kurduruyorum. Yani nedir bu? İşte AdmitHat'tan, AdmitHat Lite'den ya da AliExpress'ten aldığımız linkleri bir blogda yayınlayacağız. Bu amaca da en uygun olan yapı blog yapısıdır. O yüzden sadece bir web sitesine ihtiyacım var kısmına tıklıyoruz. Temalar burada açılıyor. Buradan blog seçeneğine tıklıyoruz, sekmesine tıklıyoruz. Burada çok sayıda blog var. Ama benim en sevdiğim blog şuradaki Upstart teması. Upstart'a tıkladıktan sonra sağ üst köşede mavi buton var, düzenlemeye başlayın diyor. Hemen buna tıklıyoruz ve bizi temayı yöneteceğimiz kısma atıyor. O kadar güzel bir yapısı var ki geçmişten beri ben bunu kullanıyorum. Yaptığınız değişiklik hemen uygulanıyor ve hemen görebiliyorsunuz eş zamanlı olarak. Bu çok büyük bir kolaylık. İlk açtığımız zaman bizden bir şey istiyor. Yani sitenin uzantısını belirleyeceğiz. Ne bloğu yapacaktık? Çeşitli ürünleri listeleyeceğimiz bir site yapacaktık mesela. Bunun adı ne olabilir? İnsanları nereden yakalayabiliriz? İndirimli ürünlerden mesela yakalayabiliriz. Fırsat ürünlerinden yakalayabiliriz. Siz bu blokta ne listelemek istiyorsanız onunla ilgili bir isim seçebilirsiniz. Mesela deri ayakkabı. Böyle niş kelimelerde, uzantılarda kullanabilirsiniz. Ben şimdi örnek olsun diye indirimli ürünler uzantısını deneyeceğim. Muhtemelen alınmıştır ama şansımı denemek istiyorum. Alınmadıysa bana bir şans doğar. Hani alınmıştır diye düşünüp vazgeçmeyin, bir deneyin. Bakın o süper indirimli ürünler.webly.com boşta. Ha isterseniz bir alan adınız varsa buraya alan adınızı da tanımlayabiliyorsunuz. Fakat arkadaşlar ben hemen Webly'nin kendi alt alan adını kullanacağım. Seç diyorum ve alt alan adı kurulumu tamamlandı. Editörü yeniden yükle diyelim bakalım. Evet, panel kısmı geldi. İlk yapacağımız şey arkadaşlar logomuzu değiştir. Burada işte internetten çeşitli logolar bulup ekleyebilirsiniz. İşte Photoshop biliyorsanız kendi logonuzu yapabilirsiniz. Ya da işte hiç elimden öyle işler gelmiyor derseniz. Bakın sadece şuranın üstüne tıklıyorsunuz. Mouse'unuzun sol tuşuna tıklıyorsunuz. Düzenlenebilir bir halde. Word gibi düşünün. Çok kolaydır. Buraya indirimli ürünler yazdım. Neden bunu yazdım? Çünkü sistemin uzantısında zaten indirimli ürünler vardı. Bir de burada yazarsa SEO açısından epey faydalı oluyor. Ama yok ben logo yükleyeceğim diyorsanız şöyle buraya dönüyoruz. Bakın logo seçeneği var. Bilgisayarınızdan fotoğraf yükleyine tıklıyoruz. Hop bunu attık. Ve logomuz geldi.
Logomuzu oluşturduktan sonra yapacağımız ikinci önemli ayarlama sayfalar kısmında olacak. Bakın burada home, blog, community, about, contact şeklinde böyle İngilizce sayfalar var. Bunları Türkçeleştireceğiz hem de biraz düzenleyeceğiz. Sayfalar sekmesine tıklıyoruz yukarıda. Düzenleyeceğimiz o sekmelerin alanları çıktı. Home dediğimiz kısım ana sayfa. Bakın bizim şöyle bir sayfa ihtiyacımız yok. Yani biz kurumsal bir web site yapmıyoruz sonuçta. Bizim ihtiyacımız olan şu blog kısmı. Ne yapıyoruz? Home'un yanına geliyoruz. Bakın 3 nokta var. Oraya tıklıyoruz. Aşağıda sil var. Sildik. Yani şu ana sayfa, statik ana sayfayı kaldırıyoruz. Bunu kaldırınca ne oluyor? Otomatik olarak blog ana sayfa haline geliyor. Zaten biz bir blog site olduğumuz için burada blog yazmasına gerek yok. Buna ana sayfa diyeceğiz. Üst bilgi yok. Görünürlük kısmı var. Genel diyoruz. Buna da okumuyoruz. Arama motoru optimizasyonu ayarları var. Burası en önemli kısmı. Sayfa başlığımız neydi? Sitemizin adı arkadaşlar indirimli ürünlerdi. Öyleyse sayfa başlığımızda indirimli ürün blogu oluyor arkadaşlar. Sayfa açıklamamızda da yine indirimli ürün kelimesini geçirelim. İndirimli ürünlerden ve avantajlı kampanyalardan haberdar olmak için sitemizi inceleyiniz dedik. Şimdi meta anahtar sözcükleri geçiyoruz. Burada indirimli ürünleri tekrar geçiriyoruz. İndirimli ürünler, kampanyalı ürünler. Şimdi kabaca ben buraya yaptım arkadaşlar. Siz de aynı şekilde neye uygun? Mesela diyelim ki sadece kadın kıyafeti üzerine bir blog oluşturuyorsanız buradaki anahtar kelimelerinizi, açıklamanızı ona göre düzenleyecek. Püf noktası ne? Sitemizin başlığı indirimli ürün bloğu, indirimli ürünler bloğu bile yapabiliriz. Sitemizin açıklamasında yine indirimli ürünler geçiyor ve anahtar kelimelerde de yine indirimli ürünler var. Yani bunun bir indirimli ürün bloğu olduğunu arama motoruna anlatacak her şeyi şu anda yapmış durumdayız. Sonrasında geriye geliyoruz. Burayı düzenledik. Community diye bir sayfa var. Buna hiç gerek yok. Bunu kaldırın arkadaşlar. Bu da bize gerekmiyor. Sonrasında ne var? About ve contact var. Hakkımızda bu sayfalar bulunsun. Google bunları seviyor. Bunların olmasını da önemsiyor. Yani bir şirket olmadığınız için hakkımızda da ne yazabilirsiniz? Kendinizle ilgili bilgi yazabilirsiniz. İşte ben indirimli ürünleri araştıran ve sistemde yayınlayan bir bloggerım gibi. Buraya bir en az minimum bir 200 kelimelik bir şeyler yazın. İyi olur. Sonra kontağa geliyoruz. Bunun üstüne tıklıyoruz. Burayı da değiştiriyoruz. Buna iletişim diyoruz. İletişime de epey önem veriliyor. En kötü ihtimalle buraya bir tane mail adresi yazın. Bu sayfaların arama motoru optimizasyonu ayarlarını da mutlaka yapın. Ben şimdi hızlı hızlı geçiyorum. Çok fazla baymamak için. Artık ana sayfamız böyle. Daha sonra bu sağdaki işte alanları da düzelteceğiz. Buraya kendinizle ilgili bir şeyler yazabilirsiniz ama ben genellikle yine anahtar kelime odaklı bir şeyler yazılmasını. İndirimli ürünler. Buraya yine indirimli ürünlerle ilgili bir şeyler yazın arkadaşlar. Sitenizde ne kadar yazılı içerik olursa o kadar iyi. Evet, böylelikle Türkçeleştirmiş olduk. Yazı tiplerini buradan yine değiştirebiliyorsunuz. Şimdi ayarlar kısmına bir giriyoruz. Ayarlar kısmında da yapmamız gereken şeyler var. Neydi site başlığımız? İndirimli ürünler. Bunu biraz daha şöyle görünür bir şekilde yapalım. Hepsinin yanında bakın bir kaydet var. İşlemimiz bittikten sonra kaydete tıklamayı unutmayın. Tarih biçimi ay, gün, yıl arkadaşlar. Biz bunu gün, ay, yıl yapacağız. Gösteriyor. AdSense yetkilendir. AdSense tekst içeriğinizi buraya yapıştırırsanız ve kaydederseniz AdSense sitenize yetki verir ve burada reklamlar da görünmeye başlar. Genel kısmındaki ayarlar böyle. SEO kısmına geliyoruz. Bakın en önemli arkadaşlar, en önemli kısım burası. Burada da bir kere daha bu bilgileri istiyor. Hemen sayfalar kısmında, ana sayfada biz bunu yapmıştık. Hemen bunu oradan alıyoruz arkadaşlar, kopyalıyoruz. Çünkü tembellik bizim işimiz. Burada bakın 159 karakterlik daha alan var. Devam edin, yazın yani, doldurun. Meta anahtar sözcükler. Bunu aldık. Meta anahtar kelimeler demek istiyor. Hepsini virgülle ayırarak bunları da yazıyorsunuz. 182 karaktere tamamlayabilirsiniz ki tamamlayın. Google Analytics takip kodunuz varsa buraya eklerseniz eğer arkadaşlar buradan istatistikleri görebilirsiniz. Google Webmaster Tool web yöneticisi etiketlerinizi buraya girebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra kaydet diyoruz. Ben girmiyorum şu anda çünkü video iyice uzayacak. Şimdi arkadaşlar kabaca sitemiz oldu. Şimdi yayınlaya tıklayalım. Şu anda sitemiz arama motorlarına açıldı. Şimdi kabaca nasıl içerik girdiğini de göstereyim. Sonra zaten konumuz bitiyor. Ya abi para kazandıran blog diyorsun. Bunun neresiyle para kazanacağız? Onu da ilerleyen videolarda göstereceğim. Öncelikle herkes bu videoyu izleyerek bu şekilde bloglarını bir oluştursun. Sonraki videoda burada arkadaşlar içeriği ne şekilde kullanmamız gerektiğini ben size anlatacağım. Kabaca bir tane yeni blog gönderisi yapalım.
Bakın arkadaşlar, hemen sağ altta yeni gönderi var, buraya geliyoruz. Başlığımızı girdikten sonra öğeleri buraya sürükle var. Eğer sol taraftaki seçeneklerin üstüne gelirseniz burada size ne olduğu anlatılıyor. Metni alıyoruz, içine koyuyoruz. Buraya yazımızı yazıyoruz. Artık ne istiyorsanız yazabilirsiniz abi. Yazımızı yazdık. Abi fotoğrafı nasıl yükleyeceğiz? Hemen resim yüklemeyi de göstereyim. Muhakkak yazınızda arkadaşlar resim olsun. Bakın sürükledim, bıraktım. Resim alanı geldi. İki kere tıklıyorum. Bilgisayarınızdan bir fotoğraf yükleyin diyor. Açık telifli fotoğraflar yayınlayan siteler var. Bunlardan bir tanesi de Unsplash'tir. Buradan mesela bir fotoğraf alıp kullanabilirsiniz. Resim yükle alanına geldik. İndirdiğiniz resmi buraya attık. Bu arada epey uzadı video ama hemen toparlayayım. İçeriğimizi yayınladık. Burada gönderi seçenekleri var. Son olarak burada gelişmiş kısmından da mutlaka şu SEO ayarlarını yapın. Tamam arkadaşlar, her şey hazır olduğu zaman sağ üstte gönder var, buna tıklıyorsunuz. İlk blog postumuz yayınlanmış oldu. Hemen gelelim bakalım. Normalde yani şöyle çevrim içi olduğu zaman sitenizde bu şekilde görünecek. Ve diğer blog yazıları da böyle aşağı doğru görünecek. Böylelikle sitenizi açan bir kişi oraya buraya tıklamadan tüm blog yazılarınızı tek bir yerde görecek ve okuyabilecek. Hepsi bu arkadaşlar. Kendinize biraz inceleyin, kurcalayın ve birer tane blog oluşturun. Hatta oluşturduğunuz blogların uzantılarını bu videonun yorum bölümüne yapıştırın. Daha sonra bu bloglarla nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Bununla ilgili videoyu da önümüzdeki günlerde yayınlayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve çan simgesine tıklamayı unutmayın.